Güzel bir Bodrum gününden herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu paylaşımımda Türkiye'de satılan LFP bataryalı %10 ÖTV'li araçları iki ayrı kategoride değerlendirmek istedim. Birinci kategori 1,5 milyon liranın üzerindeki araçlar. İkinci kategori olarak da 1,5 milyon liranın altındaki araçları ele almak istedim. 1,5 milyon liranın üstünde 3 tane araç var zaten. Tesla Model Y Standard Range, Taurus EVX ve BYD Silu EV. Öncelikle şunu belirteyim. Kanalımda LFP ve NMC bataryalarla ilgili bir paylaşım var. Eğer LFP bataryalarla ilgili özet ve kısa bir bilgi almak isterseniz o paylaşımımı öncelikle seyretmenizi öneririm. Teknik ve bilimsel açıdan bir yaklaşım öğrenmek istiyorsanız ise yine açıklama kısmına koyarım. Göktan Kurnaz Bey'in LFP bataryalarla ilgili ve aynı zamanda da BYD Blade LFP bataryalarla ilgili bilimsel ve teknik veri içeren bir paylaşımı var. Onu da açıklama kısmına koyacağım. Bu konuda güzel bir makale var. O makaleyi de açıklama kısmına koyacağım. Meraklısı o makaleye de bakabilir. Kısaca belirtmek gerekirse LFP bataryalar iki büyük avantaja sahip NMC bataryalara göre. Birinci en büyük avantajı NMC bataryalı araçlara göre en az iki kat daha fazla uzun ömürlü olması. İkinci en büyük avantajı da darbeye, delinmeye, kazalara, ısıya, yanmalara karşı güvenli ve dayanıklı olması. İşte BYD Blade bataryanın bir testini örnek verebiliriz. Bu testte BYD Blade bataryayı gördüğünüz gibi işte yan tarafa koyuyorum videosunu. Deliniyor test ortamında ve bu delinme sırasında NMC bataryalar yaklaşık 500 dereceye kadar ısı açığa çıkarırken bu BYD Blade bataryası delindiğinde 30 ile 60 derece arasında bir ısı açığa çıkıyor. Görülebildiği gibi 10 kattan daha fazla bir ısıya, yanmaya karşı dayanıklılığı ve güvenilirliği var. Mokkamız da geldi. Güzel şekilde sohbetimize devam edelim. En önemli iki avantajını belirttim ama başka avantajları da var. Bir başka avantajı da hem ömrü daha uzun süre olduğu gibi hem de bataryanın maliyeti daha düşük. Yani kobalt içermediği için, nadir bulunan elementleri içermediği için LFP bataryaların maliyetleri hemen hemen iki katına yakın ölçüde daha düşük. Yine LFP bataryalar %100'e kadar şarj edildiği durumlarda NMC bataryalara göre bozulma oranları bataryanın çok düşük. Hatta 1-2 haftada bir %100'e kadar şarj edilmesi öneriliyor. En önemli dezavantajı LFP bataryaların daha büyük bir alana ihtiyaç duyuyor. Aynı miktarda enerji depolayabilmek için. Dolayısıyla LFP bataryalar NMC bataryalara göre örneğin 70 kW'lık bir NMC batarya 70 kW'lık bir LFP batarya ile karşılaştırıldığında LFP batarya çok daha ağır oluyor. Bir başka dezavantajı da soğuk havalarda çalışma ve şarj koşulları LFP bataryaların NMC bataryalara göre daha dezavantajlı. Ama bu konuda özellikle Kettle firmasının çok önemli çalışmaları var batarya firmalarının da. Gün geçtikçe LFP bataryalarda da çok hızlı şarj sürelerine yaklaşan çalışmaları görebiliyoruz. Peki kimler LFP bataryalı araçları tercih edebilir? Öncelikle işte Güney Ege, Akdeniz gibi sıcak ve ılıman iklimlerde yaşayan kişiler çok rahatlıkla LFP bataryaları tercih edebilirler. Soğuk havalarda şarj hızı ve tüketimi olumsuz etkileniyor NMC bataryalara göre. Yoksa NMC bataryalarda soğuk havalarda menzil ve tüketim anlamında yaza göre tabii ki daha dezavantajlı oluyor. Ama LFP bataryalar NMC bataryalara göre soğuk havalarda bir miktar daha hem şarj süresi açısından hem de tüketim verimliliği açısından olumsuz. Bu nedenle eğer uzun şarj süreleri sizi rahatsız edecekse ve çok soğuk bölgelerde yaşıyorsanız, sık sık da uzun menziller yapıyorsanız o zaman NMC bataryalar sizin için daha uygun olacaktır. Ama tabii burada şunu belirtmem gerekir. Özellikle Tesla Model Y SR şarj hızı anlamında gayet iyi bir yerde bulunuyor. O nedenle eğer ben LFP batarya tercih edeceğim güvenlik nedeniyle
nedeniyle ve uzun ömürlü olması nedeniyle diye düşünüyorsanız, o zaman Tesla Model Y Standard Range sizin için ön planda olabilir. Şimdi gelelim 1,5 milyon liranın üzerindeki %10 ÖTV ile satılan LFP bataryalı araçlara. 3 aracında ısı pompası mevcut. Ancak şunu bilmek gerekir ki Tesla'nın ısı pompası çok daha üst düzey ve gelişmiş bir ısı pompası. Diğerlerinden epey bir farklılık arz ediyor. Maliyet ve tüketim anlamında söylemiyorum. Yani batarya, termal yönetim sistemi, hem kabin ısıtması, çok fonksiyonlu bir ısı pompası Tesla'nın ısı pompası. Bunu bilmekte fayda var. Menzil ve batarya açısından değerlendirecek olursak fiyat performansı olarak en iyi araç BYD Seal U. Çünkü 87 kilowatt saatlik bir bataryası var. Aynı zamanda da fiyatı 1 milyon 790 bin. Bu diğer iki araçtan da daha uygun fiyatlı. Tesla'nın ise bu iki araca göre önemli avantajları var. Aslında bataryası küçük ama hem şarj hızı yüksek hem de tüketimi daha düşük. Dolayısıyla aslında menzil açısından bakıldığında çok çok büyük farklar yok. Ama yine de batarya açısından epey bir diğer araçlara göre küçük bir bataryaya sahip. Bir de Engin Hoca'nın videosunu izleyebilirsiniz. Türkiye'ye getirilmesi için 160 kW'lık bir motor kısıtlaması için bir teknik ayarlama yapılıyor ve bu nedenle de aslında 58 kW, 57 kW civarında olan net kullanılabilir bataryası maalesef Türkiye'de ekran üzerinde 53 kW gibi gözüküyor. Dolayısıyla buffer'ı, yani tampon bölgesi daha fazla. Aslında araç sıfıra düştüğünde 30-40 kilometrelik en az daha mesafesi kalıyor. Örneğin BYD Seal U'da tampon bölge hemen hemen yok gibi. Yine Torres'te de tampon bölge, yani buffer çok az. Tesla'nın en önemli avantajları tabii ki çok stabilizasyonu çok iyi bir araç. Satılan bütün Tesla'ların verileri Tesla merkezinde toparlanıyor ve sürekli geliştiriliyor, sürekli güncelleniyor. Dolayısıyla yazılım açısından da çok iyi bir noktada. Yani işletim sistemi, uzaktan erişim, bu tür konularda da diğer her iki araçta olmayan avantajlara sahip. Yine sürtünme katsayısının düşüklüğü de diğer araçlara göre büyüklük olarak aslında saklama alanları, bagaj alanları diğer araçlardan daha büyük olmasına rağmen biraz kupe tarzı tasarımı, yumurta tarzı tasarımı nedeniyle sürtünme katsayısı çok düşük. Performans açısından da çok iyi. 217 kilometrelik bir hız sınırlaması var. Diğer araçlarda çok daha düşük tabii ki hız sınırlaması ve 0-100 kilometre hızlanması da diğer araçlara göre çok daha iyi. Torku da çok yüksek diğer araçlara göre. Tabii Tesla'nın şarj hızını söyledik ama şöyle bir durum var. İşte Tesla %10'dan %80'e optimum koşullarda 25 dakikada şarj oluyor. Fakat Tesla'nın dediğimiz gibi net kullanılabilir bataryası daha küçük olduğu için ve aynı zamanda şarj hızı da daha yüksek olduğu için bu da buna olumlu bir katkı sağlıyor. Yoksa baktığımızda BYD'nin çok büyük bataryası olduğu için elbette ki %10'dan %80'e kapasitesi daha fazla olmuş oluyor. Dolayısıyla birisi 40 kW şarj ihtiyacı duyarken %10'dan %80'e, öbürü 60 kW'dan daha fazla belki kapasitesini şarj etmesi gerekiyor. Bu taraftan da bakmak gerekir. Ama yine de dediğim gibi şarj hızı anlamında Tesla çok daha iyi. Güvenlik testlerindeki başarısı da Tesla'nın çok iyi. Euro NCAP'ten en yüksek test puanıyla çıkan araçlardan bir tanesi Tesla. 97 puan almış durumda 100 üzerinden ve aynı zamanda yardımcı asistan sistemleri de 100 puana yakın durumda. Çok iyi durumda güvenlik yardımcısı asistan sistemleri puanı da. Baktığımızda BYD'nin de güvenlik puanı 90 puan ve çok yüksek gerçekten. O da çok çok iyi. Torres EVX'in ise henüz bir güvenlik testi yok. Ancak %80 ve üzerinde çelik oranı bulundurduğu, güvenlik kafesinin iyi olduğu belirtiliyor firma tarafından. Ama bir güvenlik testi henüz bulunmamakta. Bu arada uzaktan erişime açık olan tek firma var bu 3 aracın içinde, Tesla. Diğerleri uzaktan erişime açık değil. BYD'nin 2025 yılında uzaktan erişime geçeceği belirtiliyor marka tarafından ama bunu bilmiyoruz. Zamanla göreceğiz. Torres EVX ise maalesef uzaktan erişime çok sıcak bakmıyor.
markanın söylediği kendilerince bazı kaygılar var. Yani uzaktan erişim açığı olabileceği, işte müdahale olabileceği gibi bazı kaygılarını belirtiyorlar ama günümüzdeki bu çağda bana çok mantıklı gelmiyor. Uzaktan erişim olsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada virtüel özelliği, yani dışarıya enerji verme özelliği Tesla'da yok. Diğer araçlarda var virtüel özelliği. Peki Tesla'nın bir diğer markalara göre dezavantajı var mı? Bazıları için evet, ön planda olan özellikler, donanımlar olabiliyor. Örneğin Tesla'nın koltukları terletiyor. Özellikle ön iklimlendirmeyi, işte klimayı önceden kullanıp içeriği soğutmadıysanız Tesla'nın koltukları terletiyor. Diğer araçlarda bu tür şikayetler yok. Cam tavan perdesi yok. Örneğin Tesla'nın daha sonradan işte üçüncü parti markalardan alıp tavan perdesi yaptırabiliyorsunuz ama mevcutta bir tavan perdesi yok. Bazıları bundan şikayetçi olabiliyor. Yine aynı şekilde rejenerasyon tamamen kapatılamıyor Tesla'da. Diğer araçlarda rejenerasyon kısılabiliyor, kapatılabiliyor. Tesla'da yine şikayet edilen konulardan bir tanesi trim sesleri. Her ne kadar servis sonradan gelip bunları yapsa da yine de bu tür şikayetler var. Diğer araçlarda bu daha az kullanıcı şikayetleri. Yine Tesla kamera bazlı çalışıyor. Diğer araçlarda sensörler mevcut. Tesla'da sensörlerin olmaması bazı kullanıcılar tarafından eleştiri noktası. Ben kendi düşüncem olarak söylersem, ben Bodrum gibi çok sıcak bir yerde yaşıyorum. Önceden soğutmayı açtığımda, iklimlendirmeyi açtığımda hiçbir şikayetim olmadı. Yani trim sesleri de zaten dediğim gibi servis tarafından çok rahatlıkla onarılıyor, yapılıyor. O nedenle ben bu şikayet konularının hemen hemen hiçbirisini Tesla için yaşamadım. Ama yaşayan çok fazla insan var. Bunu bilmekte fayda var. Bir de bagaj kapasitesi ve saklama alanları mevzusu var. BYD'nin bagaj kapasitesi ve saklama alanları diğer iki araca göre epey aşağılarda. Bu açıdan bakıldığında Tesla ve Torres çok daha ön planda. Özellikle Tesla'nın hem ön tarafta hem arka tarafta hem bagajın altında epey bir saklama alanları mevcut. Aynı zamanda araç içinde de saklama alanları epeyce fazla. Gelelim bu araçlardan hangisini seçmek gerekir? Burada tamamen sizin kullanıcı tercihleriniz, beğenileriniz, ihtiyaçlarınız bu kararı vermek için ön plana çıkacak. Yani örnek veriyorum, eğer sizin için bagaj alanları önemliyse, saklama alanları önemliyse BYD bu konuda iyi değil. Eğer sizin için şarj hızı önemliyse BYD bu konuda iyi değil. Torres bu konuda Tesla'nın gerisinde. Ama sizin için menzil önemliyse, sizin için batarya büyüklüğü önemliyse BYD Silu bu konuda daha iyi. Servis noktaları konusunda da çok eleştiriliyor Tesla. İşte diğer iki aracında kendi servis noktaları var. Bu konuda bazı şikayetler var maalesef. Dolayısıyla birinin bir başka açıdan avantajı varken birinin de bir başka açıdan dezavantajı veya avantajı olabiliyor. Burada tamamen sizin, dediğim gibi, karar sizin koşullarınıza bağlı. Ben kendim tercih etmiş olsam burada BYD Silu'yu da tercih edebilirim. Çünkü benim için şarj hızının çok büyük bir önemi yok. 30 dakika değil de 40 dakikada beklerim, 50 dakikada beklerim. Çok büyük sorun yok. Menzili de çünkü sakin sürüyorum. Rüzgar sürtünme katsayısı çok önemli değil benim için. Sakin sürdüğüm için, 110 kilometre hızın üstüne çıkmadığım için çok büyük bir önemi yok. Ama ben bütün bu koşullar altında baktığımda Tesla'yı tercih edebilirim. Düşük batarya kapasitesi olmasına rağmen. Çünkü stabil bir araç. Sorunsuz bir araç bence. Ve ben Tesla'nın o tasarımını çok beğeniyorum. Yani özellikle o ön tarafta herhangi bir şeyin olmaması, tamamen yola hakim olmanız, tek bir ekran olması, çok sade bir tasarımının olması, tıpkı iOS'lar gibi düşünün. Yani iPhone'lar, Apple ürünleri gibi düşünün. Daha teknolojik ve daha kullanıcı odaklı bir tasarımı var. Benim için. Ama dediğim gibi bu herkes için değişkendir. Kimisi önde bir ekran ister. Örnek veriyorum. Kimisi rejenerasyonun kapatılmasını ister tamamen. Uzaktan erişime çok ihtiyacı yoktur bazılarının. Onlar için çok gerekli olmayabilir. Burada tamamen sizin tarzınız önemli. Şimdi gelelim 1,5 milyon liranın altındaki araçlara. Burada baktığımızda aslında iki tane aracı mevcutta incelememiz çok anlamlı değil. Ama ben yine de koydum LFP bataryalı %10 ÖTV ile satılan araçlar olduğu için. Birincisi Citroen EC3 2024'ün sonunda Türkiye'ye getirilecekti ama henüz getirilmedi. 2025'in başlarında, ilk çeyreğinde getirilir diye düşünüyoruz ama şu anda yok. O nedenle ne kadar doğru olur değerlendirmek bilmiyorum. Buradaki verilere baktığımızda en olumsuz verilere sahip olan, sadece şehir içinde kullanmaya uygun olan bir araç. Muhtemelen bütün araçlara göre en düşük fiyata sahip olan araç olacaktır. O nedenle sadece şehir içi sürüş için gerekiyorsa, evin ikinci aracı olacaksa, düşük tüketim olsun, bataryası küçük olsun çok önemli değil ama fiyatı uygun olsun diyor.
istiyorsanız evet Citroen EC3 bir seçenek. Yine olmayan şu anda MG4 Comfort. Maalesef tebliğ şartlarını henüz yerine getiremediği için MG şu anda yeni getirilemiyor bu araç. Dolayısıyla elimizde iki tane araç kalıyor değerlendirebileceğimiz. İkisi de BYD'nin araçları. Birisi Atto 3, birisi de Dolphin. Birisi daha küçük, birisi daha büyük. Aslında veri olarak baktığımızda ikisi de birbirine çok yakın veriye sahip. Fiyatları farklı çünkü dediğim gibi büyüklükleri farklı. İkisi de 60 kWh saatlik bataryaya sahip. Atto 3'ün son gelen araçları bir takım donanımlar eklenerek getirildi ve fiyatı daha uygun. Dolayısıyla eğer bütçe yeterliyse mantıklı olan Atto 3'ü almak tabii ki. Evet, arada 200 bin liralık bir fark var. Fakat Atto 3 hem uzun yol için daha uygun şarj hızı nedeniyle hem de saklama alanı kapasitesi daha fazla. Ama yine bunda da evin ikinci aracı olarak değerlendirilecekse Dolphin de tercih edilebilir. Yoksa dediğim gibi iki araç da hemen hemen benzer verilere sahip. Dolphin biraz daha hafif olması nedeniyle bir tık menzili %3 düzeyinde, %5 düzeyinde menzili daha iyi Atto 3'e göre. Güvenlik testi olarak baktığımızda da tabii ki BYD daha ön planda. Yani Euro NCAP'ten üstelik de Euro NCAP'in artık şartları daha ağır eskisine göre ve 90 puan almak çok kolay değil. Çok büyük, çok iyi markalar bile 90 puan alamıyorlar. BYD'nin iki aracı da 90 puan civarında. Dolayısıyla Atto 3'ün örneğin 90 puan alması güvenlik testinden güzel bir gelişme. Yani kısaca LFP bataryalı araçlar hem maliyet olarak hem güvenlik olarak hem de sıcak ve ılıman iklimde yaşayanlar için çok uygun araçlar. Ama işte Datça'da bir laf vardır. Acelem varsa ne işim var Datça'da diye. İşte aceleniz varsa LFP bataryalar sizin için çok uygun değil. Bir miktar Tesla, işte aceleniz varsa Tesla uygun. Şimdilik benim anlatacaklarım bunlar. Açıklama kısmına ben bu verileri de koyacağım. Bu verileri kendiniz indirip de inceleyebilirsiniz aynı zamanda. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.